Kanal V ekranlarında Esnafın Gerçeği devam ediyor. Finike'deyiz ve Finike'de şu anda aslında karayolları olarak da geçiyor burası. Çünkü bulunduğumuz yol üzeri Demre, Kaş ve Fethiye'ye kadar, Ege'ye kadar uzanan bir karayolları ve üzerinde bir restorantımız var. Ama evet, esnafımız tabii ki bu hareketlilik içerisinde hareketsizliğe artık bırakmış durumdayız. Evet. Tanıyalım sizi efendim. Ben aşağı yukarı 43 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Ne yazık ki 3 yıldır böyle çok berbat işlerimiz. Yani bırakmak durumuna geldim şu anda. Adınız soyadınız neydi? Turcan Kaya. Tuncay Kaya. Turcan Kaya. Güzel bir restoran. Ev yemekleri var ve ızgara, balık, evet, her türlü burada ikramı yapıyorsunuz. Tabii. Daha önce nasıldı peki burası? Daha önce daha güzeldik. Daha önce bundan 5 sene verse daha süperdik yani. Daha hareketliydik. Şu anda da çorba çıkarayım mesela. Meşhur çorbam var benim. Paça çorbam, işkembe çorbam. Tabii köy tavuğundan tavuk çorba yapıyorum. Bunlara nazaran bir türlü işi yakalayamıyoruz. Çok işlek dedim. Yani burası karayolları diye geçiyor. Tabii. Ama yerimiz mevki uğrak, güzel. Mevki güzel fakat evet, uğrak olmuyor herhalde değil mi? Tabii uğrak direkt değil, geçiyorlar direkt. Hiçbir konaklamak bir yerimiz yok yani böyle. Parkta şurada burada gezelim dedikleri bir yer yok. Karşı taraf liman. Evet. Ve burada sanırım bazı projeler gerçekleştirecek. Yani İnşallah yol iyi olur. Genişlemesi falan. Evet, olacak. Bunlar fayda sağlar mı o zaman size? Bilemiyorum. Belki de sağlayabilir yani. Bilemiyorum. Ama o zamana kadar mücadele. Mücadele edeceğiz ama işte nereye kadar yapacağız? Değil mi? Evet. Yani buradan geçen tur otobüsleri hani en azından şurada bir park yeriniz olsa, turlara ayrılmış, otobüslere ayrılmış bir yer olsa ve turistler ya de buradan geçerken sizlerle haşır neşir olsa. Tabii olabilirdi. Ne eskiden oluyordu bunlar. Şurada bir park yerimiz vardı. Şu hemen İş Bankası'nın önünde. Orada otobüse giriyordu. Saatlerce burayı Finike'yi geziyorlardı. Hı. Bu kalktı şu anda. Orayı kapattılar. Yeşil alan yaptılar filan. Şimdi direkt geçiyor otobüsler. Direkt geçiyor. Ve şimdi orada bir cep yapıldı. Oraya dıbalar konmuş. Portakal şeyi yapmış. Onlar da durmuyor. Yani bu oranın büyükleri orayla ilgilenmesi lazım. Bana da gelsin. Beni kaldırdılar mesela. Ben şunları koyuyordum. Şu dubaları koyamazsın dediler. Kaldırdım. Ben oraya bıraktım. Önüme mesela çok engel var burada. Yani şimdi şöyle tabii ki dar hani belki normaldir ama size buraya gelen müşterileriniz nerede arabasını park edecek değil mi? Evet. Direkt geçiyor. Çünkü direkt bakıyor geçiyor. Park yeri yok. Hemen direkt geçiyor. Tabii. Çünkü son durak gibi bir şeysiniz zaten. Evet. Demre yoluna gelmeden. Tabii. Neyse inşallah hayırlı olur diyorum çünkü biliyorsunuz bütün şehir yasasıyla belediyeler birleşti ve burada da bir hareketlilik var şu anda ve bayağı bir düzelme olacak i̇nşallah, gibi. İnşallah bu da esnafımıza yansırsa yol üzerinde bilhassa son durak olan esnafların da yararını olacak diye düşünürüm inşallah. İnşallah. Kolay gelsin ya diyorum. Şu var bir de önemlilikle benim paçam burada bir tane. Onu da belirleyelim yani. Paça çorbam. Paça çorbam. İşkembe evet, paça çorbam. Evet, buradan da duyurulur son durak. Burada güzel bir ev yemeklerimiz var ve paça çorbamız da meşhur. Mutlaka ustama uğrayın derim. Çok İnşallah, teşekkür ederim. Teşekkürler. Finike'nin hemen çıkışında Demre yoluna yani Demre virajlarına gelmeden son durak olan yolun üzerinde küçük bir parkımız var. Burası eski Finike Kalesi'nin surlarından kalıntılarının olduğu bir park, küçük bir park. Fakat bu parkın bir özelliği var. Almanya'nın Moschbach şehriyle kardeş şehir oldukları için burada onların adını taşıyan küçük bir anıtları var. Ve tabii ki Almanya'nın Moschbach şehrinde de aynı bu şekilde bir parkla kardeş şehri olduklarına dair bir mühür parkı diyebiliriz. Pazardan devam ediyoruz. Cumartesi olmadığı için burası çok fazla hareketli değil ama buradaki dükkanlar yani her bir ihtiyacı karşılayacak derecede açılmış ve şimdi de bijuteri, yün daha yeni açılmış ama yani yeni çiçeği burnunda bir esnafsınız değil mi? Evet. Tanıyalım önce sizi. Evet. İsmim Pınar, soy ismim Güçler, Finikeliyim.
İşte yeni daha 20 gün falan oldu. Daha çok yeni, evet. Evet, daha yeni. Nasıl aklınıza geldi? Yani esnaf olmak, ailenizde esnaf var mıydı? Yoksa yok, heves mi ettiniz yani? Ya bir iş kurmam gerekiyordu. Ben de bunu seçtim. Nasıl peki 20 gün içerisinde? Yani tabii ki daha çok yeni. Yani bir esnafın tamamen tutunabilmesi için bir, evet, 6 ay ile 1 yıl arasında bir vakit, evet, geçmesi gerekiyor büyük ihtimalle. Evet. Ama neydi yani 20 günde neler oldu? İyi oldu. Deneyim kazandım. Yani gelen insanlar memnuniyetini bildirdiler mi? Evet. Çünkü evet, ben fazla göremedim bu tarafta yani bijuteri, yün, ne bileyim tokalar, her şey var burada. Evet, memnun, herkes beğeniyor. Hoşlarına gitti yani. Hoşlarına gitti, evet. Pazar olduğu zaman nasıl oluyor? Pazar, cumartesi daha güzel oluyor. Daha hafta içi de iyi yani şu an. Beklentimizden daha yüksek. İdare ediyor iyi yani. Evet. Çok iyi. Ben genç müteşebbisi görünce zaten hemen yapışıyorum. Fazla da yormak istemiyorum. Kolay gelsin diyorum. Ben size yine her programda dediğim gibi esnafın gerçeği seyirciler için, dediğim gibi genç esnaflarımıza daha çok yer vermeyi düşünüyorum. Çünkü genç esnaflarımız daha yolun başındalar. Bir önceki esnafımız da öyleydi. 21 yaşındaydı. Evet. Sen de çok gençsin. Evet. İnşallah sizi yormadan, üzmeden esnaflığınızı yaptırırlar diyorum. İnşallah. İnşallah canım. Olmuyor. Herkes bildiği işi yapacak bu dünyada. Dedikleri doğruymuş. Ustam, sahibine teslim edeyim. Nasıl kesiliyor bu? Vallahi bu böyle. Önce bir şey yapacaksın. İşin inceliği var. Yani. Tabii ben aldım. Şu şöyle tutacaksınız. Böyle tutup ondan sonra keseceksiniz böyle. Böyle. Evet, böyle kesiyorsunuz. Evet. İşte evet, bu kadar döndüre yani. Döndüre. Yani döndür bu piştiği yerler böyle döndüre. Pişti diye yere şey tabii yapacaksınız. Tabii canım, işini eline bırakmak yani doğruymuş. Şöyle alayım ben sizi, kamera ederim karşısına bırakın. Buyurun. Evet, esnafın gerçeği devam ediyor. Ancak burada bulunduğumuz yer, burada gelin şöyle, kapalı pazar yeri. Burası cumartesi günleri pazar yeri, pazar kurulan yeriz bir yer. Şöyle gelelim. Döner arkamızda kalsın. Evet. Ve hakikaten çok ferah bir yer burası. Cumartesi günleri bayağı, evet, kalabalık oluyormuş. Bayağı kalabalık, kalabalık oluyor. Ama kenarlarda da dükkanlar var. Var. Ve siz burada ne yapıyorsunuz? Bizde döner var, pide var, lahmacun var. Vesaire işte. Başka da bir şeyimiz var. Tost var. Tost var. Yani cumartesi günleri özel çorbamız var. İşte bu kadar. Finike'nin %80'i hemen hemen burayı görüyor yani muhakkak cumartesi günleri. Geliyor. Görüyoruz. Yani muhakkak görüyor çok yani. Çok da iyi olmuş bence. Ama ustam, adınızı bahşedin bana. İsmim İlyas. Gaziantepliyim. 14 yıldır Finike'deyim. 14 yıldır Finike'desiniz. Antep'in lezzetini buraya getirdiniz. Antep'in lezzetini ve dükkanımızın ismini onun için Finike'm koyduk. Oo, yani siz buranın artık şeysiniz. Yani artık buranın ekmeğini yediğimiz için artık değil Finike'liyiz yani. Antepliyim demeyin yani. Çok yani mümkün değil ama Gaziantep doğumluyum yani. Tabii. Ama oradan gelen bir yani maharetiniz var. Tabii yani ki onu da burada esnaflık yaparak pekiştiriyorsunuz ve kazancınızı sağlıyorsunuz. Evet, nasıl öyle peki? Cumartesi dışında burası hareketli mi? Cumartesi dışlarında biraz hareketli değil yani, biraz sakin geçiyor ama yine de olacak yani zamanın dükkanlar dolduğunda, böyle bir şey olduğunda muhakkak olacak yani, bir şeyimiz var yani, umudumuz var. Var. Kaç tane dükkan var bayağı bir, çünkü açılmış vallahi burada şöyle değil mi? Böyle hani toplamını sayarsan 50'ye yakın dükkan var. Fakat hemen hemen şimdi şu anda yani 20-25 kadarı açıktır yani. İşte. Yani kasabımız burada var. Burada yani sözünü keseceğim ustamın. Burası bir pazar yeri. Çok amaçlı kullanılan bir pazar yeri. Evet. Yüksek bir tavanı var ve alabildiğince, evet, geniş. Pazar olmadığı günlerde zaten yanlarda esnaflar konuşlanmış ve halen de şu anda kiralık satılık, evet, boş, evet, dükkanlar var. Efendim, var. Ve burada esnaf kendine çok güzel bir AVM yapmış. Evet. Bu da çok güzel, aynen, olmuş. Aynen öyle oldu. Teşekkür ederiz ben yani. Ben teşekkür ederim. İnşallah bol kazançlı günleriniz geçer burada. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kanalınız adına sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben sizi işinizin başını da yakaladım aniden ama küçük beyin de tıraşı vardı herhalde. Hı-hı. Acilde. Tanıyalım efendim sizi. İsmim Akgün Dağlı. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Yaklaşık 15 yıldır bu mesleği yapıyorum. 15 yıldır. Hı-hı. Genç yaşta, çok genç yaşta başladığım belli oluyor.
Şu anda tek mi çalışıyorsun Çırağan Mağaza? Şu anda tekim, arkadaşım Erdem Yılmaz var. 7 yıldır beraberiz. Ha, çok güzel. Aferin. Elemanım vardı ama askere gidecek. O yüzden şu an tekim yani. Teksin. Çırakların peki askerden dönünce yaparlar mı bu işi? Ha, evet yaparlar çünkü bizim mesleğin fazla bir şeyi yok. Böyle nesil, yani gençler genelde böyle pek çalışmaya elverişli olmadığı için. Yani pek yapmak istemiyorlar. Pek öyle çırak da yetiştiremiyoruz zaten. Saatler olsun. Sağ olun. Baktın tatildesiniz. Evet. Ha? Evet. Ne zaman başlıyor okullar? 8 Şubat'ta. Haftaya pazartesi günü okullar başlıyor. Kaça gidiyorsun? 8. 8. Şimdi tıraşa geldin. Ne tarz bir tıraş yaptırıyorsun? Çorum tıraşı. He? Çorum tıraşı. Çorum tıraşı. Hı. Neymiş o usta? Normalde Amerikan tıraşı diye geçer de biz kendi adımızda Çorum tıraşı diye söylüyoruz yani bu. Ha, genelde Amerikan tıraşı. Evet. Ben zaten diyecektim hani Amerikan tıraşı mı diye. Çünkü tarz yukarıya doğru değil mi? Hep geliyor musun buraya? Evet. Hep geliyorum buraya. Hep geliyorsun. Büyüyünce ne olacaksın? Düşündün mü? Daha düşünmedim. Hı? Okuyacağım mı, esnaf mı olacaksın? Okuyacağım. Okuyacağım. Oldu. Hadi bakalım, sana saatler olsun. Evet, erkek kuaför dükkanından çıkmadık. Ustamızın yardımcısı 7 yıldır yanında. Çok da güzel yardım ediyor ve yetişiyor da. Fakat burada bir tane papağanımız var. Ne aynen. Bu? Ne bu? Adı ne? Keko. Keko. Evet. Konuşalım mı? Evet. Hadi gel konuşalım. Tamam. Keko. 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 Çiko. Keko. 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 Çeko. 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 Aşkım. Aşım. Aşkım. Aşım. Aşkım oğlum. Aşım. Aşkım. Niye konuşmuyor bu? Vallahi bir valla. Bazen böyle mi oluyor? Evet oluyor. Beni ben inşallah ben de kız bulacağım ben. Ne olacaksın? Aklı abi. Evet. Evleneceksin mi? Evet. Allah. Evet. Adın ne senin adın? Adın ne? Erdal Yılmaz. Erdal Yılmaz. Arkadaşım Yılmaz. Burada gördün mü? Kuşuyla beraber ne diyor şimdi sana? Bak bir şey diyor. Bak bak. Evlenecek diyor. Evet. Erdal evlenecekmiş. Tamam mı? Evet. Oldu, hadi bakalım, sana kolay gelsin çocuğum.